Dün bana biri mesaj atmış yok işte atıyorum eee hakkında şöyle bir soruşturma başlatacağım fake bit yapmış. Yapmamış. Yok çocuk da bir, o listede bile yok. Çocuğun aylık kazancı 20 dolar amına koyayım. 10 doları geçememiş herif. Yani bu işte böyle insanlar şunu fark etmeli. Ağzımızdan çıkan X bir cümle o kadar şekilleniyor ki. Neden şekilleniyor biliyor musun? Çünkü seni sevmiyorlar. A tarafı içinde böyle B tarafı içinde böyle. Bak orada mesela beni sevmeyen biri düşün. Tamam bir hater bir bebe tamam mı? Orada Baboli adı çıktı mı o çocuğu tutamazsın artık. Ya da A yayıncısı için mesela Kemaller için. Kemallerin 2000'de e, abi yine çok konuşmaya başladı. Abi, street yarran başı. Konuşmayınca da suç oluyor amına koyayım. Sus da bir derdimizi anlatalım amına koyayım. Bir analizimi anlatayım. Sonra sen uğraşmıyorsun milletle. Oyun oyun oyun. Millet yar duruyor duruyor amına koyayım. Gene iftiralar havada. Ya zaten bu işi yapan 400'den fazla 300'den fazla partner yok mu kardeşim? Var. O zaman burada o 400'ünü ya konuşacaksın ya da iki tanesini, üç tanesini konuşmayacaksın, bir bekleyeceksin. Ben buna tav oldum 2 gündür. Konuyu açan biziz. Bununla ilgili eylemler, uygulamalara geçiren biziz. Kimisinden uzak duran biziz. Kimisini analiz ettiğimiz için ee, dur hakkını yemeyelim diyen biziz. Başka yayıncı gruplarında veya Twitch'in bütün katmanında bunların olduğu zaten ortada. Ben niye sürekli bu konuda açıklama yapmak zorunda kalıyorum ki? Şey mi yapmalıyım? Selamlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, izle. bir yüz bin izlenmek istiyorum bugün. Merhabalar. E, bu şerefsizler. Bunu mu yapmam lazım yani? Bir boş yapmayın. Oturun bir sakin sakin. e, e, e yapma değil. Yapacaksın. Şu an niye yapıyorum? Çünkü buradaki mevzu başka yerlere götürül gidiyor. Yani bu işin içinde eğer bir kişi bile günahsızsa onun itibarını zedelemeye gidiyor. Bizim konuşmama sebebimiz bu. Niye konuşalım? Bizim yapmamız gereken büyük yayıncılar bir araya gelir. Tamam mı? Konuşur kendi arasında. Madem çok herkes hak hukukun yanında. Konuşur ortaya devirir gider Twitch'i aslan gibi 5-6 head olarak. Gidersin anında burada incelenmesi gereken isimler var. Ahanda burada böyle ifşalar var. Ahanda burada bu işi yaptığı için partnerliği alınan ama sonra da verilmiş bir insan var. Ahanda burada biti kapanmış bir insan var. Bunun biti neden açıldı? Ahanda mahanda diye sorgular. Konu bambaşka yani. İ i̇nsanları ilgilendiren bir şey olmaz burada. Bunu yapan yok. Ne olacak bunun sonu? O yüzden ben üstüme düşeni en iyi şekilde yapıyorum kardeşim. Gönlünüz rahat olsun. Ben en iyi, en iyi şekilde yapıyorum. Ne kimse ne birilerinin günahını alıyorum. Ne de bir başka türlü olayın peşinden koşmamazlık yapıyorum. Ben arkada bana düşen her şeyi yapıyorum. Bak iki haftadır bizim keyfimiz kaçık. A yayıncı grupları, B yayıncı grupları, C yayıncı grupları da dahil olmak üzere. Abi sence Twitch bu konuda gerekli yaptırımı yapar mı? Yapmak zorunda abi. Yapmak zorunda. Her şeyi bilmiyorum. Orada nasıl bir denetleme sistemi var? Bunun kanıtı, ifşası bilmem nasıl işliyor ne ilk hale alıyorlar ne onlar için gerçek bir kanıttır kaynak görülebiliyor mu he, hesap isimleri onları ben bilemem Twitch bu kadar uğraşır mı uğraş onu da bilmem ama yapmazsa buradaki olay daha tehlikeli bir hale döner yapmaları lazım çünkü şu oluyor bu işin içinde olmayan bir insan başkaları öyle ya da böyle oradan para götürürken o adam triggerlanıyor yaptığı işten soğuyor ya da belki de o da yapmaya başlıyor bilemezsin. Belki diyor ki amına korum lan diyor. Zaten ben bir şu genel araştırmada şunu anladım cevaplardan. Abi herkes yapıyordu. Lan bu, bu kadar herkes yapıyordu denilecek bir şey mi amına koyayım? sanayi olmayan bir parayı alıyorsun orada. Ama e, herkes yapıyordu abi. Domino etkisi ne eski etkisiyse. yani bu e, herkes yapıyor deyip yapanlarla ona da teklif gelip yapmayanlar arasında bir fark kalmazsa bir ortamda o zaman adalet çizgisi şaşar. Benim derdim bu. E bir de bunu yaparak siz sadece e, şey kitlelere, hater kitlelere malzeme veriyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz yani. Ortada hiçbir şey yokken birbirine laf sokan bir milletiz biz. Ya da suçlayan, iftira atan milletiz. E sen böyle bir şeyi de ortaya atarsan o zaman arada birilerinin bile günahı...